Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nisa suresinden devam edeceğiz ve 22 ve 23. ayetler üzerinde duracağız. Allah-u Teala bu iki ayette kendisiyle evlenmesi haram olan kadınları insanlara anlatıyor ve bu şekilde haram helallerle alakalı bir mesele daha burada nazarımıza veriliyor. Şöyle ki: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Kadınlardan daha önce babalarınızın nikahlamış olduklarını siz nikahlamayınız. اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ. Ancak eskide kalmış olanlar, onlar artık geride kalmıştır. اِنَّهُ كَانَ فَاهِشَ. Babalarınızın nikahlamış oldukları kadınları nikahlamak bir çirkin bir iştir. Ve makta ve Allah'ın gadabını celbeden bir durumdur. Ve sâ'e sebîle ve çok kötü bir yoldur. Bir insanın babasının evlenmiş olduğu bir hanımla evlenmesi haramlık noktasında ayet-i kerimede net bir şekilde ifade ediliyor ve haramdır. Malum eskiden çok evlilik daha yaygın bir durumdaydı. Bu durumda bir kimse doğrudan üvey annesi durumunda olan bir kimseyle acaba evlenebilir mi? Hatıra gelebilen şeylerden ayet-i kerime net bir şekilde bunu yasaklıyor. Ve bu çok çirkin bir şeydir. Allah'ın gadabını celbeden bir durumdur ve kötü bir yoldur. Hurrimet aleykum ummahatukum. Analarınız size haram kılındı. Burada analarınız size haram kılındı derken, yani annelerinizle evlenmek size haram kılındı. Bu da Kur'an-ı Kerim'de bir üslup. Hurrimet aleykumul meyte. Ölü size haram kılındı diyor. Yani ölü eti yemek size haram kılındı. Onun gibi burada da analarınız size haram kılındı derken, analarınızla evlenmek size haram kılındı. Ve benatukum ve kızlarınız. Burada usul ve furu noktasından da annelerin anneleri, yani nineler, kızlar haram olduğu gibi kızların kızları, onlar da yine haramdır. Ve ahavatukum ve kız kardeşleriniz. Ve ammatukum ve halatukum, yengeleriniz, teyzeleriniz, onlar da haram kılındı. Ve benatul ah, erkek kardeşin kızları. Ve benatul uht, kız kardeşin kızları, yani yeğenleriniz, bunlar da haram kılındı. Ve ummahatukumul lati ardanakum, ve sizi emziren süt anneler. Yani çocuk süt emme dönemindeyken, eğer bir süt anneden emmişse, ondan emmiş olan bir başka kız çocuğuyla evlenmesi haramdır. Günümüzde belki de bazı çevrelerde buna pek dikkat edilmiyor ve farkına belki de varılmıyor, ama farkına varılırsa bunun önlenmesi, engellenmesi esastır. Ve ahavatukum minar rada'a, yani kişi süt annesiyle evlenemediği gibi süt kız kardeşiyle de yine evlenemez. Ve ummahatun nisaikum, ve hanımlarınızın anneleri, yani kayınvalide ile evlenmek, o da haramdır. Ve rabâibikum elleti fi hucurikum, evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Min nisâikum elleti dehaltum bihinne, kendileriyle zifaf hali yaşamış olduğunuz hanımlarınızın kızları, yani üvey kızlarınız, evinizde bulunan üvey kızlarınız, bunlar da size haram kılındı. Evinizde denilmesi, şayet sizin evinizde değilse evlenebilirsiniz anlamına gelmiyor. Bu normalde bir kimse daha önce evli olan bir kadınla evlendiğinde, onun çocuğu da genelde onunla beraber geldiğinden kendi evinde olmuş oluyor. Vakıada olan bir durumu beyan ettiğinden dolayı ayette böyle ifade edilmiş. Ve rabâib, rabibe kelimesinin çoğulu. Bu da terbiyeden geliyor. Terbiyeniz altında olan üvey kızlarınız. Böyle bir manayı ifade etmekte.
فَاِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ. Ama diyelim bir insan bir kadınla evlenmiştir. Onun da onun da kızı vardır. Evlenmiş olduğu hanımla zifaf hali olmamışsa, baş başa kalmamışlarsa, boşamışsa onun kızını almak haram değildir. Ve halailu ebnaikum ellezina min aslabikum, kendi sulbünüzden gelmiş olan çocuklarınızın hanımları. Yani bir kimse kendi oğlunun hanımıyla, yani gelini durumunda olanla evlenmesi, bu da caiz değil. Ve en tecma'u beynel uhteyn, ve iki kız kardeşi arasını cem etmek, bu da yine caiz değil. Ayrı ayrı olabilir. Bunun bir örneğini Hazreti Osman'da görmekteyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın damadıdır Hazreti Osman. Hanımın vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz diğer kızını da Hazreti Osman'a vermiştir. Dolayısıyla bir anda ikisini beraber nikahlamak caiz değil. Ama biri vefat etme durumunda yine ikinci kardeşiyle evlenmek mümkündür. İlla ma'gat selef, ama eskide olanlar müstesna, onlar geride kaldı. İnnallâhe kâne gafûrar rahîme, ve şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir, yani bağışlayandır, son derece merhametlidir. Değerli izleyenlerim, bugünkü program çerçevesinde bir erkeğin evlenmesi haram olanlar, bunlar nazara verildi ve bunlar ayet-i kerimeden hareketle ifade edilmeye çalışıldı. Evlilik hayatı insan için hayatın gerçeklerinden biridir. İnsan evlenecek tabiattadır ve kendisine hayat arkadaşı bu noktada lazımdır. Ancak kimlerle evlenilebilir ve bunun sınırları nelerdir? Bu noktada insanlar zaman zaman tereddütler içerisinde olabilir. Bunu belirleyecek olan doğrudan doğruya Allah-u Teala'nın hükümleridir. Allah-u Teala kimlerle evlenilebilir, kimlerle evlenilemez, bunları Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Yoksa insanlar kendi akıllarına kalsa, kendi akıllarıyla yanlış bir takım tercihlerde bulunabilirler. Söz gelimi kendi kız kardeşiyle evlenenler çıkar. Veya geliniyle beraber olanlar çıkar. Veya günümüzde de kısmen görülebildiği üzere süt kız kardeşiyle, yani aynı anneden süt emmişler, aslında birbirine yabancılar, fakat aynı anneden emmeden dolayı, aynı sütten emmelerinden dolayı süt kardeş durumunda olanlar. Bilhassa küçük yerlerde bu daha da belirgin olabilmekte. Çünkü birbirine yakın kimseler birbirlerinin çocuklarını da emziriyor. Ama bu noktada bunun ileride haramlık meydana getirdiğini bilmeyebiliyorlar. Ve çocuk zaten normalde 2 yaşına kadar süt emer. 2 yaşına kadar olan dönemi de insan hatırlayamaz. Dolayısıyla bir genç kız ve bir delikanlı diyelim evlenmeye niyetlenebilirler. Fakat eğer bunlar aynı anneden süt emmişlerse bu durumda evlenmeleri caiz değildir. Kendileri bilemeyeceğine göre çevresindekilerin bunları hatırlatması gerekir. Veya daha da özel şu durumu belki nazara vermekte fayda var. İleride birbiriyle evlenmesi muhtemel olan kişileri bu manada emzirmek de uygun değil. Çünkü ileride bir takım sakıncalar meydana gelebilecektir. Bu açıdan kadınların dikkat etmesi gerekiyor. Ve eğer emzirmişse de kimi emzirdiğini bilmesi ve emzirmiş olduğu kimseler ileride birbiriyle evlenme durumunda olacak olurlarsa hatırlatma yapmak gerekiyor. Yoksa genç kız ve genç erkek bunun farkında değillerdir, evlenebilirler. Bu noktada tabi meselenin epey ayrıntıları var. Bunlar fıkıh kitaplarında biraz daha ayrıntılarıyla görülebilir. Ve mezhepler arasında meseleyi değerlendirme noktasında bazı farklılıklar olabilmekte. Yani ne kadar emerse süt kardeşi olur, hemen bir defa emmekle olur mu? Veya sadece bir tadına bakmakla tabir caizse olur mu? Bunun ayrıntıları var. Bunlar fıkıh kitaplarında görülebilir. Oralardan değerlendirilebilir. Ve diğer ayette Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Vel muhsanatu minen nisa
İlla ma meleket eymanukum. Ve evli olan kadınlarla evlenmeniz, bu da haram kılındı. Ancak sahip olduğunuz cariyeler müstesna. Kitaballahu aleykum, bu Allah'ın size yazmış olduğu bir yazıdır. Allah'ın bu konuda size bir hükmüdür. Ve uhille lekum ma vera'e zalikum, bunun dışındakiler size helal kılındı. En tebtavu bi emmalikum, mallarınızla talep etmeniz, muhsinine gayre müsafihin, yani namuslu bir şekilde, iffetli bir şekilde ve gayrimeşru beraberlik olmaksızın bu tarzda evlilik yapmanız size helal kılındı. Değerli izleyenlerim, burada evli olan kadınlarla evlenmek, bu da size haram kılındı. Malum evli olan birisi, evli olan bir başkasıyla beraber olduğunda buna zina deniyor. Yani aralarında nikah bağı olmadan bir araya gelmek, bu en büyük günahlardan birini meydana getiriyor. Ancak evli olan kadınlarla beraber olmanın burada bir istisnası nazara verildi. O da cariyelik durumu. Mesela eskide savaşlarda iki taraftan esirler de alınıyor. Ya bu esirler birbiriyle mübadele edilecek, değiştirilecek veya köle olarak kullanılacak. Diğer taraf sizden aldığı esirleri bırakmamışsa sizin tek taraflı bırakmanız pek de uygun kaçmıyor. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de kölelerle alakalı hükümler de yer almakta ve bunlarla alakalı, cariye ile alakalı hükümler bulunmakta. İşte savaş esnasında esir alınanlardan evli kadınlar da olabilir. Böyle durumlar söz konusu olabilir. Böyle bir durumda o evli kadının acaba nikahı devam ediyor mu? Eğer karı koca beraberce köle olarak bulunuyorlarsa nikahları devam eder. Ama diyelim kocası ölmüş veya kocası gerilerde kalmış, savaşta esir alınmış olan bir kadın evli de olsa bununla beraberlik hüküm itibariyle caiz görülmüş. Ayet-i Kerime bu noktayı nazara veriyor. Ve ayette nazara verilen hususlardan bir başkası evlilik noktasında iffetin esas olması, yani iffetin, namusluluğun esas olması ve aynı zamanda gayrimeşru beraberlikten uzak kalınması. Yani gönül eğlendirme tarzında olmaması. Evlilik çok ciddi bir müessesedir ve evli olanlar ebediyen dünya ve ahirette bir ve beraber olmak için bir araya gelirler. Bu bir gönül oyunu tarzında değil, geçici bir zevk alma tarzında olmamalı ve iki taraf beraberliklerini ebediyen devam ettirecek şekilde kararlarını almalılar. Femestemtaatun bihi minhunne, onlardan faydalanmanıza mukabil featuhunne ucurehunne ferida, onlara farz olarak Allah'ın belirlediği tarzda onlara ücretlerini, yani mehirlerini veriniz. Burada mehirden bahsediliyor ve evlilikte genelde erkek tarafı talip olur ve kız tarafına bu noktada mehir öder. Mehir kadının hakkıdır. Doğrudan doğruya kendisine ait olan bir mal durumundadır. Günümüzde diyelim bir takım eşyalar alınıyor veya bir takım takı eşyaları, ziynet eşyaları alınıyor. Bu da bir mehir olarak değerlendirilir. Özellikle takı olanlar bir mehir şeklinde düşünülmektedir. Ve bu doğrudan doğruya kadının kendi hakkı, illa kocasına vermekle mükellef değil. Bu malda istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Bazı fırkalar, İslam içinde bazı fırkalar bu son nazara verdiğimiz ayeti mut'a nikahına delil olarak kullanmışlar. Yani geçici evlilik, geçici beraberlik. Günümüzde bazı Müslümanlar bunu caiz görme temayülü içerisinde, tarih boyunca da caiz görme temayülünde olanlar olmuş ama İslam dünyasının çok büyük alimleri ve alimlerin ekserisi bunun caiz olmadığı kanaatinde. Mut'a demiş oldukları,
Yani diyelim bir günlüğüne veya bir haftalığına veya bir aylığına önceden belirlenmiş bir müddet için kadına belli bir ücret verip onunla beraberlik olmak, beraber olmak. Ve bir nikah da gerçi yapıyorlar ama müddeti belli olan bir nikah. Ehl-i sünnet uleması bunu caiz olarak görmüyor. Ve bazı kitaplarda İbn Abbas'a isnat edilen bunun caiz olduğuyla alakalı rivayetler olsa da İbn Abbas'ın bu görüşünden vazgeçtiği yine kitaplarda ifade ediliyor. Peygamberimiz döneminde aleyhissalatü vesselam belli bir dönem bunun olduğu ifade edilir. Bunu herhalde şöyle anlamak lazım. Peygamberimiz döneminde başlangıçta içki de içiliyordu. Bu içkinin helal olduğu anlamına gelmez. Hemen birden haram kılınmadığını gösterir. Yani yeni bir din gelmiştir. Ama insanların eskiden getirmiş oldukları alışkanlıklar vardır. O alışkanlıkları birden terk edebilmeleri mümkün değildir. Yani bu bir boyacı küpü gibi değil ki yani insanı içine sok çıkar birden rengi değişsin. İnsanın değişmesi, insanın yeni bir dine uyabilmesi zaman alıyor ve bir terbiyeyi gerektiriyor. Bu açıdan önceki dönemde uygulanan bazı yanlış şeyler, cahiliye döneminin kalıntıları hemen bir anda ortadan kaldırılmamış. Hemen bir anda yasaklanmamış. Mesela Hazreti Ayşe validemiz diyor ki içki merhaleli bir şekilde, tedrici bir şekilde yasaklandı. Eğer birden yasaklansaydı o zaman insanlar biz bunu yapamayız derler, dinden çıkarlardı diyor. Öyle anlaşılıyor ki cahiliye döneminde mut'a nikahı tarzında geçici beraberlik vardı. Ve bu geçici beraberlik normal karşılanıyordu onlarda. Mut'a tarzında bir durum. Ama daha sonra Müslümanlar belli bir kıvama geldikten sonra bu yasaklandı. Ve günümüz şartlarında değerlendirdiğimizde her ne kadar az sayıda bazı kişiler bunun caiz olduğunu söyleseler de bunun caiz olmadığı ortadadır. Ve bunun çok sakıncaları olduğu yine açık bir şekilde ortadadır. Evlilikte esas olan dünyada da ahirette de beraberliktir. Ve bunlar hani bir yastıkta kocasınlar böyle ifade kullanılır. Evlilikte bu esas alınır. Dünyada mutlu bir şekilde beraber olurlar. Diğer alemde de cennet hayatında yine beraber olurlar. Cenab-ı Hak aile hayatlarımızı bir cennet yuvası haline getirsin ve nesillerimizi mübarek kılsın. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.